Merhaba. Türkiye'deki mücadele öteden beri devleti ele geçirme mücadelesidir. Yargıyı, bürokrasiyi, askeri, polisi, medyayı ele geçirme mücadelesi. Bu mücadelenin özünde maalesef hukuk ve demokrasi olmamıştır. Bunlar sadece işin sosu veya dereyi geçene kadar başvurulacak araçlar ola gelmişlerdir. Mahallelerde, kabilelerde hür düşünce, serbest piyasa samimiyeti yoktur. O yüzden özellikle 2016'dan bu tarafa kullanışlı olmayan kadrolar biçilmiştir. Mevcut kullanışlı kadroların bir kısmı mühim görevlere getirilmiş, bir bölümü de kadın ve para zaafları yüzünden esir muamelesi görmüşlerdir. Talimatlanan işi yapmazsa kaseti veya dosyası raftan inecektir. O arada kimi görevden almalar, sürgünler, göstermelik açılan soruşturmalar, devleti ele geçirme mücadelesindeki fay kırıklarıdır. Klikler arası savaşın yüzeye yansımasıdır sadece. Sistem kontrolü dışına çıkanı ve Ankara'da arkası olmayanı harcıyor. Olan budur. Türkiye'deki despot rejime karşı samimi olarak kafa yoranlar olduğunu biliyorum. Olağanüstü bir dönemden geçildiği için kimi konuları özellikle es geçtiklerini, görmezden geldiklerini de görüyorum. Ne yazık ki bu çevreler geçen 10 yılı hoyratça harcadılar. Kamu yararına bakmayıp kime yaradığıyla ilgilendiler. Sedat Peker'in ifşalarına gösterilen ilginin 1/10'ını önceki savcılık ve emniyet dosyalarından esirgediler. Oysa bunlar da yalanlanmadı ve halen devlet kayıtlarında duruyor. Haliyle İran ajanlarıyla iş tutanları yeni keşfetmiş gibi yapmaları sadece bana tuhaf gelmesin. Nazik bir süreçten geçildiği için potansiyel Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a sorulması gerekenler yüksek sesle sorulmuyor. İmamoğlu'nun Etiler Polis Okulu arazisi üzerinde yükselen rezidans inşaatının ruhsatını aylar sonra iptali alkışlanıyor ama buradaki büyükşehir payını 2021 yılında 2 milyar TL'ye Erdoğan'ın muhtemedi Hasan Yeşildağ'a neden sattığı sorgulanmıyor. 25 Aralık 2013 soruşturmasının tam da merkezinde bu arazinin olduğunu bilmiyor olamazlar, değil mi ama? Benzer biçimde 2017 yılında ODTÜ arazisinden yol geçirdi diye Melih Kökçek'i topa tutan aynı medya, geçen ay aynı yol inşaatına yeşil ışık yakan Mansur Yavaş'a ise suspus. Yavaş'ın 2011'de MHP'den ayrılırken 2010 referandumuna hayır dediği için Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği mektubu da görmezden geliniyor. Kimse Mansur Yavaş'a yetmez ama evetçi muamelesi yapmıyor. Yapmasın da. Anlatmak istediğim bu değil zaten. Dostum doğru söylüyorsa ama şimdi yeri ve zamanı değil, yorumlarına katılmıyorum. Devran döndüğünde bakarız diyenler iyi niyetlerini gözden geçirmeli. Hak hukuk mücadelesi verilmediği için böyle oluyor ve işe gelmeyen hakikatler halının altına süpürülüyor. Konu muhalefetin ne yetkisi var ki sığlığında ele alınmamalı. Ülkenin parlamentosunda savaş tezkeresi gibi hayati kararlara iştirak ediyorsa, kimi kurullara, HSK gibi, RTÜK gibi üye atıyorsa, kimi politikalara sessiz kalıyor, misal hak dava olan KHK ihlallerine doğru dürüst ses edemiyorsa, iğneyi muhalefete de batıracaksınız. Yoksa ileride çuvaldız için hayli geç kalmış olursunuz.